Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika 3 set göreceğiz. Daha sonra birini tanıtacağız ve ilerleyen videolarda diğer ikisini de açacağız. Şu anda hangisinden hangi kutuda ne var bilmiyorum. İçinden birini seçeceğim. Üçü de aynı seri ama farklı modeller dediğim gibi. Birini seçeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi yanları aynı üçünün de. Hangisini seçsem hangisini ortadakini alıyorum. Acaba hangisi? Gerçekten çok merak ediyorum. Bakmadım, kenara koyuyorum. Şimdi bunları çeviriyoruz. Evet, puantiyeli olanmış. Şöyle size de göstereyim. 3 tane harika bebeğim var. Bence harikalar. Yani Barbie, klasik Barbie evet ama yanındaki şu bluzunu aslında biraz şekilsiz ama nedense çok hoşuma gitti bu set. Almak istedim. Aldım. Öyle diyeyim. Şu elbiseleri falan çok hoşuma gitti. Klasik Barbie ama çok güzel bir set. Bunları da Nurdan abladan aldım. Link aşağıda tabii ki. Bu da çok güzel siyahi bir bebek. Bu da çok güzel kıyafetleri. Özellikle muhteşem. Şu çantayı söylemiştim hatırlıyor musunuz? Bir rengi gelecek demiştim. Bir rengi geldi. Ve burada şimdi açacağımız harika bir bebek var. Böyle esmer, kumral, puantiyeli elbiseleri olan, çizgili eteği olan, harika bir bluzu olan, böyle crop top gibi tam bilmiyorum ama çok güzel bir bluzu var ve ayakkabıları falan. Renk tonları bir kere tam ben yani. O yüzden bayılarak aldığım bir bebek. Kutunun yanını zaten gördünüz. Arkasında bir fark bulmaca oyunu var. Görüntüler çok güzelmiş. Şu bebeğe de aşığım bu arada. Harika değil mi sizce de? Şu serideki bebekler çok güzeldi. Özellikle şu. Keşke Türkiye'ye gelseydi ama maalesef gelmedi. O eve aşıktım ama gelmedi. Şimdi daha fazla konuşmadan bebeği açmak istiyorum. Şöyle. Açamıyordu. Evet. Ayakkabıları tanıdık geliyor bana. Nereden mi? Müzisyen setine. Sallanmasana ya. Müzisyen setinde aynı ayakkabılar vardı ama lekeliydi. O lekeleri çıkaramadım bu arada. Göstermiş miydim size hatırlamıyorum ama bir iki leke vardı ayakkabımda ve o lekeleri çıkmadı. Neden bilmiyorum. Nereden bulaştı da bilmiyorum ama çıkmadılar nedense. Şimdi tık 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 tık. Kesiyoruz. Ayakkabıları ve bilekliği kurtardım. Çantayı kurtarayım şimdi de. Uzaktan görmüyorum. Nerede ne var? Yanlış bir yeri kesmemek için yakına getirdim. Şimdi kıyafetimizi şu şekilde çıkartıyorum dikkatli bir şekilde. Çok dikkatliydim. Evet. Yaşasın. Kurtuldu bebeğimiz. Harika bir bebek değil mi? Arkadaşlar çok güzel. Şu dudaklarına bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Böyle dolma. Ne derlerdi ona? Böyle kalın kalın dolgun dolgun dudakları var. Çok tatlış bence. Çok tatlış bir bebek. Isıracağım şimdi. Çok güzel kızıl kahve arası. Saçları var. Arkalarda balyajlar var. Kızıl kızıl kestane rengi. Böyle siyah ve kahverengi arası. Çok güzel saçları var. Beyaz yakalı, puantiyeli. Çok tatlış bir elbisesi var. Beyaz botları var. Ayakları düz. Evet, düz. Çok güzel bir de sandaleti var. Onları da giydireyim görün. Bu sandaletin aynısının böyle tam sandalet, ahşap renginde olanı çıkmıştı. Pink Pasaport'tan yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir bebek bence. Ben çok beğendim. Şu botlarını biliyorsunuz zımbalı. Aynısı Pink Pasaport'tan da çıkmıştı. Müzisyen setinden de çıkmıştı. Bu botları çok seviyordum. Üçüncüm oldu. Yaşasın. Çok güzel bir bileklik var. Bu bilekliği de çok seviyordum. Gerçekten çok hoş bu bileklik. Böyle upuzun bir bileklik. Zımbalı zımbalı. Aynı botları gibi. Bir de minicik, çok tatlış, sarı bir çantası var. Yumuşak bir sapı var.
Öyle esneyebiliyor. Şuradan da tutmalı. Çok güzel, detaylı sarı bir çanta var. Tam yazlık bir model. Ama kışın ortasında geldiler. Ne kadar tuhafsın Matel. Matel'i bugün iyi gömdüm gerçekten. Şöyle çıkartıyoruz. Bu arada arkadaşlar size bir önerim olacak. Tam şu anda gelin yaklaşın, öneri vakti. Şu bebeklerin paketlerinden, bazı bebeklerin paketlerinden çıkan şu plastikleri atmıyoruz. Ben atmıyorum. Kıyafetleri tekrar ona takıp öyle bir kutunun içine saklıyoruz ve hiçbir şey olmuyor. Bozulmuyor. Hani ilk günkü gibi ütülü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Minnacık bir cırcırtı var. Önünde bir fiyongu var. Askılı saplarıyla lacivert bir bluz. Altında ise şırıt şırıt almadığım için çok üzüldüğüm bir fashionistas vardı yeni bu senede. Böyle yandan saçları yandan ayrılmış. Aynı bunun elbisesi vardı üstüne. O kumaştan bir etek. Arkası uzun, önü kısa. Tatlış bir etek. Üstündekini zaten gösterdim. Şimdi hemen üstünü değiştirmek istiyorum. Sizlerle beraber. Şimdi bazılarınız şey diye olabilir. Niye videoyu durdurup devam etmiyorsun? Nedense öyle yapınca sevmiyorum yani. Hoşuma gitmiyor. Evet sizi bekletiyorum ama böyle daha iyi oluyor. Hiç sohbetimiz kesilmemiş oluyor. Hoşuma gidiyor böyle. Neden bilmiyorum ama öyle yani. Yalnız bebek şimdi yakından bakınca daha güzel olduğunu anladım bebeğin. Gerçekten. Siz kamerada çok iyi göremiyorsunuz. Mükemmel bir kameram olmadığı için. Ama çok güzel bir bebek. Oyuncakçıya falan gidince bakarsanız anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çok tatlı. Neden bu böyle durdu? Çünkü bantlayamadı. Cırt cırtını yapıştıramamıştı. Bantlayamamıştı. Cırt cırt yapışmıyor. Matel, Matel iyice dandikleştirdin sanki. Matel. Duş sesimizdi. Şimdi tribüne döndü burası. Yalnız çok tatlı değil mi? Allah aşkına. Çok güzelsin. Arkadaşlar çok güzel. Biraz yakınlaştırayım daha iyi görün. Gerçekten bayıldım bu bebeğe. Özellikle saçları, yüzü, kıyafetleri, her şey, her şeyi mükemmel. Zaten başka bir şey yok bebeğin ama. Her şeyi saydım zaten. Harika bir bebek. Gerçekten harika. Ben bayıldım. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz, bebeği beğendiyseniz videomu like tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.